çalışmıyor. O kadar çok kullanıyorum ki bu tuşu. Direkt tuşu klavyede neden bozulur? Çünkü çok edit yapıyorum ben. Edit yaparken de bildiğiniz gibi aradaki boşlukları hep siliyoruz. O boşlukları silerken de mutlaka direkt tuşunu kullanıyorum. Bu tuş birkaç gün önce çok az basıyordu. Şimdi hiç basmıyor. Aslında buna benzer bir video çekmiştim kanalımda. Bu da güncel bir video olsun. Fazla uzatmadan kameramızı masamıza alalım. Mekanik bir klavyenin bozulan tuşu nasıl değişilir? İzleyelim ve görelim. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. Hemen işe başlıyorum. Öncelikle klavyemizin bütün tuşları sökeceğiz. Sökmeden önce fotoğrafını çekmenizi tavsiye ediyorum. Bunları tekrardan yerine takarken fotoğrafına bakarak tekrardan yerine takabilirsiniz ya da sökerken tek bir sıra halinde sökebilirsiniz. Yani söktüğünüz parçaları sıralı koyarsınız bir yere. Bu şekilde takarken de aynı sıralamaya göre takarsınız. Herhangi bir sorun yaşamamış olursunuz. Diyelim ki bunların hiçbirisini yapmadınız. Tuşlarınız birbirine karıştı. Klavyenizin marka modelini yazarak görsellerden resmini bularak oradan da bu işi yapabilirsiniz. Şimdi ben burada sıralama yapacağım. Kafamız karışmaması için. Bozuk olan tuşumuz bu tuş arkadaşlar. Bunu burada lehim yerleri var. Onları sökerek tuşu oradan çıkaracağız. 2 adet lehimle tutuyor burada. Havyamızı ısıtalım. Hemen başlayalım işe. Burada lehim pompası kullanacağım. Lehim pompanız yoksa pasta ve çok damarlı kabloyla da sökebilirsiniz. Bu tuşu buradan sökeceğiz. Değiştireceğiz. Elinizde varsa, yedek parça varsa, sipariş ettiyseniz yenisiyle bunu değiştirebilirsiniz. Ama ben sipariş etmedim. Hiç kullanmadığım tuşlar var. Örneğin şu pause tuşu var. Bu hiç kullanılmıyor neredeyse. Bunu kullanabilirim. Buradaki home tuşunu kullanabilirim. Hiç kullanılmayan tuşlardan birisiyle yerini değiştirebiliriz. İnternette araştırıp bulabilirsiniz. Ben şimdi hemen şuradaki hiç kullanmadığım home tuşuyla değiştireceğim. Ya da şununla da değiştirebiliriz. Bunu da hiç kullanmıyorum. Pause tuşu. Evet, hemen yerini tespit ettim. Buradan bunu sökeceğiz. Delete tuşuna takacağız. Karıştırmayalım. Bir daha bakalım. Delete tuşunu da sökelim. Hemen şurada. Bu delete tuşu çok fazla kullanıldığı için bir zaman sonra bozuluyor bu şekilde. Bu tuşu bununla değiştireceğiz. Pasif olduğu için fazla da önemli değil bizim için. Hemen lehimleyelim ve toparlayalım. Tamir işimizi bitirdik. Hazır sökmüşken bir de temizlik yaptım gördüğünüz gibi. Pırır pırır oldu. Bu şekilde ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Buradaki tuşları da ıslak mendil kullanarak teker teker silebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Yıkamak istemiyorum. Ya da ılık su içerisine koyup deterjanlı bir suyla yıkayabilirsiniz. Daha temiz olur. Daha hijyen olur. Öncelikle kablomuzu takalım. Vidalarımızı sıkalım. Daha sonra tuşlarımızı yerleştirelim. Toparlayalım.
Ve iki tuşumuz kaldı. Onları da takalım. Klavyemizi kullanmaya başlayalım. Biraz sonra edite başlayacağım. Orada zaten tuşun performansını sizlerle paylaşırım. Edit esnasında en çok kullandığım tuş bu. Evet, böyle teker teker silip taktım. Klavyemiz aynen fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu, gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Arada bir klavyemizin tuşlarını dışarıya çıkarıp silmekte fayda var. Yani klavye üzerinde ne kadar temizlense de tozlar içerisine kaçıyor. En ideal temizlik tuşların dışarıda temizlenmesi oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolarım dediğim gibi kanalımda zaten var. Klavye nasıl yıkanır, nasıl temizlenir? Tuş arızalarıyla ilgili birkaç videom daha var. Bu da onlardan birisi oldu. Kanalımız ansiklopedi olma yolunda ilerliyor. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Lavaboya koyuyoruz. Böyle gılık bir su alıyoruz çeşmemizden. Kabımıza. Bu kadar yeterli olacaktır. Biraz bulaşık deterjanı. Ve klavyemizin üzerine dökelim. Ilık su olursa, sıcak su kesinlikle kullanmıyoruz. Plastiklerimizi yakabiliriz, bükebiliriz. Bu şekilde fırça yardımıyla klavyemizin aralarını güzel bir şekilde, bunu yılda 1-2 kere yapmakta fayda var. Aynen böyle tertemiz oldu, çiçek gibi oldu. Klavyemizi yıkadık, getirdik. Bunu aceleniz varsa, hemen kullanmanız gerekiyorsa, böyle bir saç kurutma makinesini soğuk havaya alarak, sıcak hava kesinlikle klavyede kullanmıyoruz. Gerek laptop olsun, gerek bu klavyelerde. Sıcak havayı verdiğiniz zaman bizim bütün tuşlar bükülecektir ve bozulacak. Sonra kullanacağım diyorsunuzsa balkona koyabilirsiniz şöyle ters bir şekilde.